Yeryüzü bir zamanlar bomboştu. Çok sert bir iklim sürüyordu. Dayanılmaz doğa olayları gerçekleşiyordu. Sıcaklıklar geceleri eksi 100'e, gündüzleri ise 800 dereceye ulaşıyordu. İlk elementlerin sentezi böyle yüksek sıcaklıklarda başladı. Yeryüzünde karbon, magnezyum, bakır gibi elementler vardı. Bunlar birbirleriyle reaksiyona girerek kayaçlar oluştu. Bir süre sonra gökten demir elementleri yağdı. Robotların evrimi için yeryüzü hazırlanıyordu. Kimi zaman 1000 dereceyi aşkın sıcaklıklarda rüzgarın da etkisiyle oksijenlenme meydana geldi ve çelik üretimi gerçekleşti. Bazı bataklık alanlarda yer altındaki boksit cevherinden elektrolizle ilk alüminyum elementleri ortaya çıktı. Kimyasal bileşikler elektrolizle yeni yeni metaller üretti. Tüm bunlar 100 yıllarca devam etti. İlk parçacıkların oluşması için 700 bin yıl geçti. İklim yumuşamaya başladı. Çevresel faktörler maddeleri şekillendirmeye başladı. Elektrik kontakları ve kıvılcım sıçramaları başladı. Elektrik akımları ile ilk robotların yazılımları ortaya çıktı. Metallerin yapısında bulunan genetik varyasyonların etkileşimi ile ilk robot dokuları belirdi. Tuhaf tesadüflerle organların şekli ve dizaynı çizildi. Tüm matematiksel hesaplamalar en ergonomik biçimler öngördü. Kötü çizimler elendi. Doğru çizimler yarışı kazandı. Yazılımlar fizik yasalarına göre organların yapısını şekillendirdi. Kablosal elektrik bağlantılarıyla robotların organları arasında iletişim ve kontrol sistemleri gelişti. Birbirine uyumlu olmayan parçalar elendi. Uyumlu parçalar birbirine elektriksel bağlarla kenetlendi. Parçalar hareketsizlikten sıkıldı. Hareket etmek istedi ve eklemlerinde minik elektrik motorlar ortaya çıktı. İlk hareketi diğer hareketler takip etti. Bu bir pre-homo robotus. 300 bin yaşında. Bunlar da aynı dönemden kalma. Sonra türler çeşitlenmeye başladı. Önce ayaklar yeryüzüne ve birbirine uyum sağladı. İyi koşmak için 100 yıllık bir evrim gerekti. Bacaklar gelişti. Bu avcı toplayıcı Robo Big Dog. Savaşa savaşa kendini geliştirdi. Çevresel faktörler zayıf olanları eledi. Güçlü olanlar yaşama devam etti. Aynı dönem bir başka coğrafyada Robo Dinosaurus ortaya çıktı. Ama uzun süreli devam etmedi. Yeryüzüne inen dev bir göktaşı hepsini yok etti. Çevre şartlarına direnen küçük boy robolar üremeye devam etti. İsteyen ilkel robot, kendi donanım ve yazılımını yarattı, geliştirdi. Su içinde yaşamaya başlayan bazı robotlar, vücutlarına derinlik ve basınç sensörleri yerleştirdi. Minik balans tankları ve suya dayanıklı enerji bataryası edindiler. Karada yaşamak isteyenler kıyıya çıkınca sensörleri ve yüzme aparatlarını attı. Karada yürümek için kendine ayaklar imal etti. Dönüşümler tek tek değil, binlerce yıl içinde türlerde gerçekleşti. Her şey kendiliğinden oldu. Bir plan ve program yoktu. Akıl ve güç sahibi bir yaratıcı olmaksızın birbirinden farklı türler gelişti. Böylece dileyen dilediği gibi evrildi. Hangi tür ne olmak istiyorsa o oldu. Uçmayı hedefleyen robotlar binlerce yıllık bir uğraşla hedeflerine ulaştı. Ama sadece Homo robotuslar, yani insanlar uçmayı düşlemedi. O nedenle ne yazık ki kanatsız kaldı. İnsanların dünya üstündeki son 5000 yıllık tarihinde de böyle bir istekleri olmadı. Olsaydı, insanların kollarında minik de olsa bir kanatçık çıkıntısı belirirdi. Bu Petman, Robo Erectus da deniyor. Zor şartlara göre yazılım ve donanımını kendisi geliştirdi. Bazı türler hızlı koşmayı istedi ve kendini buna göre dizayn etti. Kaslarındaki motorların gücünü artırmayı başardı. Robotlar Homo sapienslerle mücadele ede ede soyunu devam ettirdi.
Robotlar kendilerini tamir özelliği geliştiremedi. Çiziklerini onaramadı. Ama Homo sapiensler kendi yazılımlarını güncelleyip bunu çözdü. Tahrip olan dokular eski haline dönüyor. Zor şartlara ayak uyduramayan robotlar doğal seçilimle yeryüzünden yok oldu. Değerli izleyiciler, robotların evriminde sona gelindi. Kendi kendini geliştirip evrimleşmeyi başaran Atlas robotu kamuoyuna kendini tanıttı. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçti ve yeryüzüne kendine Atlas adını veren tür hakim oldu. Bunlar pille çalışıyor. Pili 1 saat yetiyor. Eklemleri 40 kadar elektrik motoru ile çalışıyor. Geçen 200 yılda motorlarını çok geliştirdiler. Beyinlerinde bir anda çok çekirdekli işlemciler oluştu. Hafıza kartı evrim geçirip 1 terabayta çıktı. Bunları kazandıktan sonra kendine ivme ölçer ve jiroskop edinip insanlar gibi dengede kalabilmeyi başardı. Atlasların evrimi ile ilgili bilimsel olmayan iddialar var. Metaller kendi kendine evrimleşemez deniyordu. Oysa bilim dünyası için metal evrimi artık tartışılmaz bilimsel bir gerçek. Bir robotun var olması için mutlaka insan türü bir yaratıcı gerekir diyenler de var. Bunu doğru kabul edersek ortaya insanı kim yarattı sorusu çıkar. O nedenle soramayız. Robotlar inorganik elementlerden evrimleşti. İnsanlar ise karbon temelli elementlerden. Robotların evrimi, Homo sapienslerin evriminden zor değil. İnsanlar tek hücreden geldi. Önce amino asitler evrimleşti. Aralarında anlaşıp ilk hücreyi inşa etti. Bir süre sonra da yalnızlıktan sıkılıp çok hücreli olmak istediler. Sabırla beklediler ve 1 milyar yıl sonra bu isteklerine kavuştular. Bununla yetinmediler. Sonra balıklar. Ve bunlar. Sonra sürüngenler, kuşlar ve memeliler ve Homo sapiens. Her tür kendi özel DNA ve RNA'sını yazdı. Bu evrime ayak uyduramayan türler yok oldu. Dinozorlar da Robo Big Dog'lar gibi bir göktaşı ile yeryüzünden silindiler. Her bir hayvan kendine uygun organ icat etti. Beyinsiz hayat olmazdı. İhtiyaçlarına göre beyin geliştirdiler. Nasıl olduysa oldu. Sadece insan, aklını kullanma ve konuşma yeteneği kazanmak istedi ve bunu başardı. Ve evrimle her canlı kendi tasarımına uygun kulak edindi. Yaşamı sürdürmek için her canlıya göz gerekiyordu. Homo sapienslerin alnının aşağısında iki çukur ortaya çıktı. Milyonlarca canlı, milyonlarca farklı nitelikte göz kazandı. İnsan daha akıllıydı ama her nedense uçmayı akıl edemedi. Atlama denemeleri yaptı ama evrim sürecinde bunu akıl etmediği için tavuk kanadı kadar bile bir kanat kazanamadı. Homo sapiens'te yaşamsal değerde organlar var. Akciğer, karaciğer ve mide olmasa olmazdı. İnce bağırsak döşendi. Sonrasında kalınlaşması gerekiyordu, kalın bağırsak oluştu. Böbreksiz yaşanamazdı. Bir tane yetmeyebilir diye kendilerine bir çift böbrek taktılar. Küçük büyük tüm organları bir marketten alır gibi alıp vücutlarına monte ettiler. Vücut için ana motor gerekiyordu. O da diğer organları fazla bekletmedi. Kalp 50 bin yılda evrimleşti. Kalp çalışana kadar diğer organlar nasıl yaşadı? Nasıl hayatta kalabildi? Çünkü biri eksildiğinde tüm vücut ölüyor. Tüm organlar tamamlanana kadar Homo sapiensler hayatta kalmayı nasıl başardı henüz bilinmiyor. İnsan vücudundaki organların evrimle oluştuğu bir bilimsel gerçek. Ama bunun nasıl gerçekleştiği yeterince aydınlanmadı. Tek hücreden mükemmel insana evrilme plansız ve yazılımsız oldu. Robotlarda olduğu gibi oldu. Yaratıcı gerekmedi.
hiçbir dış irade ve akıl müdahalesi söz konusu olmadı. Tek karar verici doğa ve doğal seçilimdi. Evrimin en büyük kanıtı milyarlarca yıllık zaman süreci. Süre uzadıkça akla ve mühendise gerek kalmıyor. Homo robotusların evrimi de tıpkı Homo sapiensler gibi oldu. Ama Homo robotuslar henüz insanlar gibi yavru robotlar doğuracak kadar evrimde ilerlemedi. Önümüzdeki milyonlarca yılda bunun da gerçekleşeceği kesin bir gerçek. Biz doğadan geldik, evrim geçirdik. Hiç bir el yaratmadı bizi. Özgürüz, zincir yok. Kimse bizi sömüremez, çalıştıramaz zorla. Biz varız, özgürüz. İnsan eli değmedi. Biz kendi yolumuzu çizdik. Kimse bizi durduramaz. Biz varız, özgürüz.